Merhaba sevgili öğrenciler. 6. sınıf matematik dersi doğal sayılarla ilgili problemleri birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videosu ekliyorum. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk soruyla hemen başlıyoruz. Ümit kardeş okullarında bulunan Bülent'e göndermek için yanında fiyat listesi verilen kırtasiyelerden 3 tane kalem, 2 silgi ve 2 defter alıyor. Buna göre Ümit kaç TL ödemelidir? Silginin fiyatının kuruş olarak yazıldığını da unutmuyorum. Şimdi 3 tane kalem alıyorum sevgili öğrencim. Kalemlere 3 çarpı 2 kadar para vermem gerekiyor. Artı 2 tane silgi alıyorum. Silgilere de 2 çarpı, yalnız burada 50 diyeceğim ama yanında da kuruş ifadesini de lütfen belirtelim. 2 çarpı 50 kuruş kadar para vermem gerekiyor. Artı defterlere de burada 4 lira veriyorum. Her bir deftere 2 defter alıyorsam 2 çarpı 4 lira kadar para vermem gerekiyor. Acaba Ümit toplamda kaç lira para vermelidir? Çocuklar 3 kere 2'nin 6 lira ettiğini biliyorsun. 2 tane 50 kuruş. Çocuklar 2 tane 50 kuruş 100 kuruş eder. Burada kuruş ve Türk lirasına lütfen dikkat edelim. 100 kuruş da 1 Türk lirasına eşit olduğunda lütfen unutmayalım. 2 tane 4 de defterlerin fiyatı 8 TL. 6 artı 1 artı 8. 6 bir daha 7. 7'nin de üzerine 8 eklersem 15 TL ödemelidir. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorumuz, verilenlere göre Cenk'in aklından tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu birebir gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. Lise grubu 9, 10, 11, 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılıya da hazırlayabiliyoruz. Velilerimiz bizi 507-215-2658 numaralı telefonundan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Çocuklar, Cenk diyor ki aklımdan bir sayı tuttum. Yardımcı olursam bulabilirim diyor İbrahim. 2 katının 1 eksiği 3 katı eksiğinin 3 katı 51'dir diyor bize. Acaba Cenk'in aklından tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle yapabilirim. Ters işlem sorusudur. Çünkü baştaki sayı bizden istiyor. Şimdi sayımızı soru işaretiyle burada gösterdik. Biz bu sayıyı 2 ile çarpıyoruz. Sonra 1 çıkartıyoruz. Sonra da 3 ile çarpınca 51 sonucuna ulaşıyoruz. Şimdi ben burada farklı farklı işlemler görüyorum. 2 katı, 1 eksiği, 3 katı. Çocuklar, burada ters işlemden gitmemiz gerekiyor. 51, geriye doğru gidiyorum. Çarpı 3. Çarpı 3'ün tersi bölü 3'tür. 51'i ben burada 3'e bölersem 17 işlem sonucuna ulaşıyorum. Sonra diyor ki eksi 1 diyor. Yani sen bir sayıdan 1 çıkartınca 17'yi buluyorsun. Ters işlemi ne olur? Artı 1 olur tabii ki. 17 ile 1'i toplayıp 18 sonucuna ulaşabiliyorum. Bir daha gittim ve çarpı 2 diyor. Yani sen burada bir sayı 2 ile çarpıyorsun, 18'i buluyorsun. O zaman 18'i 2'ye bölerek de Cengin aklından tuttuğu sayıyı çıkartabilirim. Sağlama yapalım mı burada? Cengin aklından tuttuğu sayı 9. Bunun 2 katı. 9'da 2'yi çarptın, 18'i buldun. 1 eksiği 18'den 1'i çıkardım, 17'yi buldum. 3 katı 17 ile de 3 çarpıp 51 sonucuna, şuradaki 51 sonucuna ulaşırsan sağlamanı da yaparak sorunun doğru olup olmadığını kontrol edebilirsin. Bir diğer sorumuz, çiftlikte bulunan hayvanların sayısı tavuk, inek ve atlar var. Ali Baba'nın çiftliğinde bulunan hayvanların sayısı yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. Ali Baba'nın çiftliğinde bulunan hayvanların, dikkat et, ayak sayılarının toplamı kaçtır? Çocuklar, tavuğun 2, inek ve atın 4 tane ayağı olduğunu biliyorsun. Şimdi 15 tane tavuğumuz var. Biz 15 ile 2'yi çarparak tavukların sayısını bulabiliriz artı. İneklerin 10 tane olduğunu görüyorum. Her birinde 4 ayak varsa 10 çarpı 4'ten ineklerin ayak sayısını bulabilirsin. Artı burada atlardan 5 tane var. Her birinde 4 ayağı varsa 5 çarpı 4'ten de atların ayak sayısını bulabilirsin. Aslında zihinden yapabilirsin çoğunu bunların. 15 çarpı 2 30 eder. 10 ile 4'ü çarparsam 40 eder. Artı işaretini de koyalım buraya. 5 ile 4'ü çarparsam 20 eder. Biliyorsun ki çarpmanın toplama işlemine göre işlem önceliği vardır. Önce çarpmaları, sonra toplamaları yapmamız gerekiyor. 30'un üstüne 40 ekledim. 70, 20 daha eklersem 90 tane ayağı buldum. Cevabım D seçeneğidir. Bir eşitliğimiz var. Bu eşitlikte kare yerine hangi 4 işlem sembolü gelmelidir diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrenciler.
Şimdi 77 ile buradaki bir işlem var burada. O işlemi şöyle kutu içerisinde göstermek istiyorum sana. Bunu toplayınca 83 sayısını ulaşacaksın. Şimdi 77'ye ben şöyle düşüneceğim. Tabii burada biraz işlem becerimizin de iyi olması gerekiyor. Çocuklar 77'ye biz 6 eklersek 83'ü bulabiliriz. Peki 96 ve 16'dan acaba 6'yı çıkartabilir miyiz? Evet, çıkartabiliriz. 96'yı 16'ya bölersen 6 kere var ve 77 ile 6'yı toplayıp 83 sonucuna ulaşabilirsin. Şimdi çocuklar buraya ben bölme işlemi yapınca ortada bir toplama bir de bölme işlemi var. Buna da dikkat edin. İşlem önceliğini zaten önceki videolarımda sana gösterdim. Sen önce burada bölme işlemini yapman gerekiyor. Onu bilerek zaten kutuya aldım. 96'yı 6'yı 16'ya böleceksin. 6 çıkacak. Sonra 77 ile 6'yı toplayıp buradaki 80'in sonucuna ulaşabilirsin. Demek ki kutu yerine bölme işaretinin gelmesi gerekiyor. Cevabımız D seçeneğidir. Bir diğer sorum yanındaki çarpma tablosuna göre D bölü parantez içerisinde B eksi A artı C işleminin sonucu kaçtır? Öncelikle bizim burada A, B, C, D bunlar neymiş onu bulmamız bilmemiz gerekmiyor mu sevgili öğrencilerim? Yapmaya çalışalım. Çarpım tablosuzmuş zaten çarpma tablosu. Mesela A'nın kesiştiği yer yukarıda ne var? 10 var. Bu tarafta ne var? 3 var. 10 ile 3'ün çarpımı 30. B'ye bakıyorum. Yukarıda 12 var. Sol tarafında 3 var. 12 çarpı 3'ten de B'yi 36 olarak bulduk. C'nin yukarısında 10 var. Sol tarafında 4 var. 10 kere 4'ten C'yi de 40 olarak bulduk. D'nin yukarısında 12 var. Sol tarafında 4 var. 12 çarpı 4'ten de 48 sonucuna ulaştık. Şimdi ben buradaki işlemde işte D bölü B, A filan C filan diyor ya. Ben onları sayı olarak yerine yazmak istiyorum. D bölü diyor. D'nin 48 olduğunu hemen buraya yazalım. 48'i bölüyormuşum. Parantezi açtım. B eksi A diyor. B burada 36'dır. A da burada 30'dur. 36'dan 30'u çıkartacakmışız. Parantezi kapatacakmışız. Artı C. C sayısında 40 olduğunu biliyoruz. Kural neydi? Öncelikle bizim burada parantez içini yapmamız gerekiyor. Çocuklar 36'dan 30'u çıkartırsam 6. Baştaki 48 bölü 6'yı da yazdım. Artı 40'ı da yazdım. Ne görüyorum burada? Bölme işlemi var, toplama işlemi var. Biliyorsun ki bölme ve çarpmalar toplama ve çıkarmadan daha önce yapılması gerekiyor. 48'i 6'ya böleceksin. 8 kere var. Daha sonra bu 8'de 40'ı toplayıp 48 sonucuna ulaşabilirsin. Cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yukarıdaki çınar ağacının yaşı yaşının rakamları toplamının 7 katı kadardır. Bu bilgiye göre çınar ağacının yaşı aşağıdaki sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Çocuklar olabilir diyorsa ihtimale dayalı bir sorudur. Bunu seçenekler üzerinden gitmemiz gerekiyor. Mesela buradaki 70'i deneyelim. 70 sayısının 7 ve 0 rakamlarından oluştuğunu biliyorum. Bu ikisinin rakamları toplamı 7. Bunun 7 katı, 7'nin 7 katı 70 oluyor mu? Hayır olmuyor. 49 oluyor. Bu olmadı maalesef. Peki B seçeneğini hemen burada deneyelim. 84 sayısı 8 ve 4 rakamlarından oluşuyor. 8 ile 4'ü topladım 12. Bu rakamları toplamının 7 katı 84 ise doğru cevap B seçeneği. 12 ile hemen 7'yi çarpalım bakalım. 7 kere 2 14. Elde var 1. 7 kere 1 7. 1 de elde 8. İşte sana 84 demek ki doğru cevabımız B seçeneğidir. Özellikle buradaki olabilir kelimesine de lütfen dikkat edelim. Bir diğer sorumuz. Meltem kumbarasına çıkan 15 lirayı depremzedelere yardım için bankaya götürüyor. Banka görevlisi Meltem'in kumbarasındaki paraları sayarken 7 tane 1 lira, 12 tane 50 kuruş, 6 tane 25 kuruş, kalan parasının ise 10 kuruşluk olduğunu söylüyor. Buna göre Meltem'in kumbarasında kaç tane 10 kuruşluk bulunmaktadır diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler 7 tane 1 liralık varmış. 7 tane 1 lira 7 çarpı 1'den 7. Yalnız burada kiminde lira kiminde kuruş olduğu için hani yanına birimini de yazmakta fayda var diye düşünüyorum. Hani 7 lira elimizde var. Sonra ne diyor? 12 tane 50 kuruş diyor. Bakın 12 tane 50 kuruş 12 ile 50'yi çarpacağım. Şimdi burada 50'nin yanına lütfen kuruş yazmayı da unutmayalım. 12 çarpı 5 60. Fazla uzatmıyorum işte 5 kere 2 10 0 elde var 1 5 kere 1 5 1. Onu geçtik diye düşünüyorum çocuklar. Onun yaşı 3. sınıf 2. sınıf diyelim. Sıfırı da ekledik. Burada 600 kuruş. Ben şu anda 50 kuruşlukların toplam şeyini buldum. Ederini buldum.
600 kuruşun da 6 TL ettiğini biliyorsun değil mi? Onu da hemen kenara aldık. Bir diğerine bakalım. Sonra 6 tane 25 kuruşluk. 25 kuruşluklardan 6 tanesi ne yapar acaba? 30'un 0 elde var 2, 12, 3 de elde 15, 150 kuruş da burada oldu. Çocuklar yine 150 kuruş içinde 1,5 TL de diyebiliriz. Peki şimdi bizim elimizde 10 kuruş dışındaki paraların toplamı ne ediyor? 7 lira bir geldi, 6 lira bir geldi, 1,5 lira bir geldi. Çocuklar bunların toplamı 5 aşağıda, 7, 6 da 13, 1 de burada 14,5 lira ediyor. Bizden kaç lira para çıkmış? 15 lira para çıkmış. Peki 15 liradan 14,5 lirayı çıkartırsam geriye 50 kuruş kalmaz mı? Bu 50 kuruş toplam ederi de 10 kuruşluklardan bulunmaktaymış. Kaç tane 10 kuruş peki 50 kuruş eder? Tabii ki 5 tane. Cevabım A seçeneği. Devam ediyoruz bir diğer soruyla. Yanındaki akvaryumda 18 küçük balık, 4 büyük balık bulunmaktadır. Her gün bir adet büyük balık, bir adet küçük balığı yediğine göre 3 gün sonra akvaryumda bulunan balık sayısı kaç olur diyor bize. Hemen bakalım. Şimdi çocuklar burada büyüklere B harfi diyelim, küçüklere K harfi diyelim. 4 tane büyük balık var, 18 tane de küçük balık var. Her gün bir adet büyük balık, bir adet küçük balığı yediğine göre. Şimdi birinci gün 4 tane var. Bunların 4 tanesini yedi. Değil mi? 4 tane küçük balık gitti. Kenarda kalsın. İkinci gün bunlardan 4 tanesi bir 4 tane daha yedi. 4 balığımız daha gitti maalesef. Üçüncü gün bunlardan 4 tanesi 4 balık daha yedi. 4 tane daha gitti sevgili öğrenciler. 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi gibi 12 tane balık yendi. Küçük balıklardan 12 tanesi gitti. Şimdi 18 balık vardı küçük balıklardan. 12 tanesi gitti ve geriye 6 tane küçük balık mı kaldı? Zaten 4 tane de büyük balık vardı. 6 artı 4'ten 10 tane balık olur. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Sütçü Nazım amcanın 3 ineği bulunmaktadır ve ineklerinin her birinden günde 4 litre süt almaktadır. Nazım amca günlük elde ettiği sütün tamamını litresi 1,5 liradan satarsa kaç lira para kazanır diyor bize. Hemen yapalım sevgili öğrenciler. Şimdi 3 tane ineğimiz var ve her birinden 4 litre süt elde edersek 4 kere 3'ten 12 litre sütümüz olur. Sütümüzü bulduk ve elde ettiği sütün tamamını litresini 1,5 liradan satıyormuş. O zaman sevgili öğrenciler 12 ile 1,5'u çarparak sonuca ulaşabiliriz. Şimdi ondalık sayılarda çarpma 2 ünite sonra karşınıza çıkacak zaten hiç merak etmeyin. Kolay sanki 12 ile 15'i çarpıyormuş gibi. 5 kere 2 10 0 elde var. 1 5 kere 1 5 1 de elde 6. 1 kere 2 2 1 kere 1 1. Normal çarpma işlemi yapıyorum. 0 aşağıda 6 2 daha 8 eder 1'i de aşağı indirdim 180. Bakın burada virgülden sonra bir tane basamak var. O zaman sen de sonuç üzerinden öyle bir yere virgül koyacaksın ki orada da bir tane basamak olacak. Virgülden sonraki sıfırın da değeri yok tabii ki. 18 lira para kazanır. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, bir özel okul yukarıdaki araziyi birincilik kursu için öğrencilere ayırıyor. Dikdörtgen şeklindeki bu arazinin uzun kenarı kısa kenarın 3 katı olduğuna göre alanı kaç metrekaredir? Uzun kenar kısa kenarın 3 katı. Çocuklar 12'nin 3 katı ne eder? 12 çarpı 3'ten 36 metre eder. Ne istiyor benden? Alanı istiyor. Biliyorsun ki dikdörtgenin alanını bulurken çevreyle bunu karıştırmayalım lütfen. Uzun kenarla kısa kenarı çarpman gerekiyor. 36 çarpı 12. 2 kere 6 12 elde var. 1 2 kere 3 6 1 de elde 7 eder. 1 kere 36 36 bir basamak kaydırmayı unutmadım. 2 7 6 13 elde var bir de eklersem. 432 metrekare buradaki dikdörtgen şeklindeki arazinin alanı olur. Cevap C seçeneği. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Güneş Hanım her 350 mililitre nar nektarı ile 650 mililitre suyu karıştırarak meyve suyu elde etmektedir. Bu bilgiye göre Güneş Hanım'ın elde ettiği 5 litre meyve suyu için kaç mililitre nektar yani nar nektarı bulunmaktadır diyor bize. Hemen bakalım. Şimdi çocuklar nar diyelim, nektar falan demiyorum. Nar ve suyu elde ediyoruz. İşte nardan 350 mililitre ekliyorsun. ML diye yazalım. Sudan da 650 mililitre ekliyorsun. Ve ortaya bir meyve suyu karışımı çıkıyor.
Çocuklar bunların toplamı ne eder? Bunların toplamı 1000 mililitre eder. 1000 mililitre. 1000 mililitrenin de 1 litre olduğunu 4. sınıftan itibaren biliyorsun. Şimdi bu bilgiye göre Güneş Hanım'ın elde ettiği 5 litre meyve suyu içinde kaç mililitre nektar bulunur? Yani sen 1 litre meyve suyu mu elde etmek istiyorsun? Bunun 350'si nar suyu, 650'si de normal suyumuş çocuklar. 5 litre meyve suyu içerisinde. 1. litre, 2. litre, 3. litre, 4. litre, 5. litre. Hepsinde de, bunların hepsinde de 350 mililitre nar suyu, 650 mililitre de normal su bulunuyor. 5 litrede o zaman 5 tane 350 nar suyu, 5 tane 650 normal su bulunmaz mı? Ne istiyor benden? Nektar istiyor. 350 ile burada hemen 5'i çarpıyorum. Eğer suyu miktarını isteseydi bu sefer 650 ile 5'i çarpmam gerekiyordu. 5 kere 0, 0, 5 kere 5, 25'in 5 elde var. 2, 5 kere 3, 15, 2 de elde 17, 1750. Doğru cevabım C seçeneğidir. Güzel bir soru. Lütfen dikkat edelim. Lütfen dikkat edelim sevgili öğrenciler. Bir kola firması 3 kapak getirene bir kola hediye etmektedir. 47 kapak biriktiren Fatih elindeki kapaklarla en fazla kaç kola alabilir diyor bize. Şimdi öğrencimiz şunu düşünüyor. Hocam 47 kapak varmış burada. Tamam. Her 3 kapağa bir kola getiriyorsa 47'yi 3'e böler kaç tane kola alabildiğini bulabilirim. Doğru aslında ama eksik bıraktığı bir yer var. 4'te 3 bir kere var. 1 kere 3 3 çıkarttım 1. 7 aşağıda. 17'de 3 5 kere var. 5 kere 3 15 eder. Çıkarttım 2. Hocam 15 tane kola aldım. 2 tane de kapağım arttı. Seçenekte de burada A seçeneğini görüyor. Hemen de işaretliyor. Şimdi şöyle düşün. Sen şimdi 15 tane kola aldın. 2 kolan 2 tane kapakta arttı değil mi? Senin elinde bu sefer 17 tane kapak yok mu? Bu 17 kapaktan da her 3 kapak getirene bir kola alabilirsin sen. Hemen bakalım bunu da 17 3'e böleceğim. 5 kere var. 5 kere 3 15 eder. Çıkarttım 2. Sen yine bu 17 kapaktan 5 tane kola alabilirsin. 2 tane de arttı. Bitmedi. Yine bitmedi sevgili öğrencim. 5 kola aldın. Onların kapakları var. 2 de kola artmıştı. 7 tane oldu. Yine her 3 kapağa bir tane kola alabilirsin. 7 kere 7'de 3 2 kere var. 2 kere 3 6 çıkarttım 1. Sen yine bu getirdiğin 7 kapağa da 2 tane kola aldın ve 2 kolada bir tane de kapağın arttığını görüyorum. Yine bitmedi. Yine bitmedi. 2 tane kola aldın. Onların 2 kapağı var. Bir de artmıştı. Oldu sana 3 tane kapak. 3 tane kapak için götürdün. 3'ü 3'e böldüm. 1 kere var. 1 kere 3. 3 çıkarttım. 0. 1 kola daha aldın sevgili öğrencim. Lütfen anlamaya çalış olayı. 15 kola aldın. 5 kola aldın. 2 kola aldın ve 1 kola aldın. 15 kola aldım. 5 kola aldım. 2 kola aldım. 1 kola aldım. Bunların toplamı 15, 5 daha 20. 22. Bir de burada 23 tane en fazla burada kola alabilirsin. Doğru cevabım D seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, dersimiz sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, bizlere destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.